Other dancers may be on the floor. Seni öldürecekler. Önce sen ateş et. Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie'nin Antalya'da çektiği Servet Operasyonu filmi Cuma günü vizyona girdi. Başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett'ın paylaştığı filmde ajan Orson Fortune'ın ekibiyle birlikte dünyayı tehdit eden ölümcül bir silahı ortadan kaldırma mücadelesi anlatılıyor. Sen de kimsin? Yeni menajerin. Seninle baldızın arasında hassas ve tuhaf bir durum bulunuyor. Ben baldızımı seviyorum. Evet Danny. Yargı dizisiyle iki sezondur seyirci karşısına çıkan Kaan Urgancıoğlu'yla Bestemsu Özdemir de Antalya'da çekilen sahnelerde kamera karşısına geçti. Kaan Urgancıoğlu 130 milyon doları geçen bütçesiyle dikkat çeken Hollywood yapımı Servet Operasyonu filmine nasıl seçildiğini anlattı. Audition sahnesi geldi. Çekmek üzere. O sahneyi çalıştım. Onu gönderdik. Sonrasında olduğu haberi geldi. Ben de diğer sahnelerimi almak için menajerime ulaştım. Dedim diğer sahnelerimi de alayım. İşte bu kadar dedi. Yani aslında ufak bir sahne için filme dahil oldum. Urgancıoğlu, Jason Statham ve Hugh Grant gibi dünya starlarının yer aldığı film setinin bir üniversite kampüsü gibi olduğunu belirtti. Guy Ritchie ile çalışmak bu kadar güzel bir kastın içerisinde, bu kadar, bu arada senaryosunu da okuma şansım oldu tabii ki. Senaryosunu çok beğendim. Bu kadar uluslararası oyuncunun içerisinde yer almak bir üniversite kampüsü gibi aslında orası. Yer almak istedim. Lakin gittiğimde de anladım ki Guy Ritchie aslında filmi çekerken yeniden yazan bir yönetmen. Sürekli her sahnede yeni revizyonlar yaparak böyle bir adrenalini yüksek bir set tecrübesi oldu. Kaan Urgancıoğlu Antalya'da yapılan çekimlerin yabancı ekip içinde çok keyifli geçtiğini dikkat çekti. Güzel şeyler yaşamışlardır. Biz çok güzel bir otelde ekip olarak konakladık. Akşamları orada sohbet edeceğimiz güzel bir barımız vardı. O yüzden herkesin birbiriyle tanışması, geçmişte neler yaptığıyla ilgili konuşması gibi olaylar yaşadık. Ama şaşırdıklarını ben de biliyorum. Genel olarak Türkiye'de karşılaşacakları, hani akşam sokağa çıkmanın tehlikeli olup olmayacağını düşündükleri bir algıdan Antalya'nın ne kadar medeni bir yer olduğunu anladıkları bir süreç yaşadılar. Filmde kasatlı silah ticareti yapan Ukraynalı bir mafya liderine hayat veren Urgancıoğlu, Jason Statham'ın Antalya'daki çekimlere ailesiyle geldiğini söyledi. Statham, geçen yıl Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlamasına da katılmıştı. Jason Statham, zaten biliyorsunuz dünyanın en büyük aksiyon oyuncularından bir tanesi. Yaptığı işe çok hakim, çok cool bir adam, sakin. Aynı zamanda da o testosteronunu da hissettiriyor karşısındayken. Çok şakalaşıyordu bizle her sabah. Bir günaydınımız, nasılsınız efendim, ailesiyle birlikte gelmişti. O da gayet keyifliydi film boyunca. Kaan Urgancıoğlu sette yönetmen Guy Ritchie ve başrol oyuncusu Jason Statham'la yaşadığı bir anıyı paylaştı. Guy Ritchie'nin beni çağırdığını söylediler ve dedi ki senin dedi bu sahneyi biraz daha uzatmayı düşündüm dedi dün. Şöyle bir şey yazdık dedi. Ben şöyle bir dedim alayım mı acaba almayayım mı? Baktım biraz uzun da bir şey. Neyse oynamaya başladı şöyle falan. O sırada Jason geldi. Jason dedi bak dedi böyle bir şey yazdın dedi. Ne düşünüyorsun dedi. Nasıl gülüyorlar, kahkahalar atıyorlar yazdığı sahneyle ilgili. Ben de şöyleyim. Ben bunu şimdi ezberlemem lazım, biraz sonra oynayacağım. Üzerimde bu baskı gittikçe artmaya başladı. Velhasıl ben aldım onu, ezberledim. O sahneyi çektik ve sonrasında Jason, Guy falan kahkahalarını duydum. Gerçekten çok komik şeyler yazmıştı. Velhasıl bir önceki çektiğimiz versiyonu kullanmış olmuşlar filmde bugün de gördüğüm üzere ama sonrasında Guy Bey'in yazdığı replik aslında bir şakaya dönüştü sürekli. Beni gördüklerinde o cümleyi söylüyorlardı. Böyle bir anım var diyebilirim. Kaan Urgancıoğlu İngilizce olarak çekilen filmin Türkçe dublajında da kendisini seslendirdi. Çok zordu. İlk defa da böyle bir İngilizce filmin Türkçe dublajını yapmış oldum. Zaten insanın kendisine dublaj yapması çok zor derler. Hakikaten zordu. Umuyorum izlediğimde utanacağım bir şey olmamıştı. Size anahtarı sunarım.
Anahtarı sunarım size.